Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yine bir Excel VBA çalışması, bir egzersiz gibi bir şirketlerde, kurumsal alanda yapacağınız bir çalışma gibi düşünebilirsiniz. Bütçelerin karşılaştırılmasını yapacağım Excel VBA'yı kullanarak. Formüllü olabilir ama onu yapan arkadaşlar varsa bize iletsinler, formüllerini de paylaşalım. Şimdi bakınız, şirketlerde bütçe yapılır. 6 aylık, 1 yıllık, 24 aylık vesaire. Ben burada 4 aylık yaptım. 4 aylık gelirlerimiz var. İşte 10 satır, 20 satır olabilir veya veri kadar, sütun kadar gidebiliriz biliyorsunuz. Son satır, son sütunu buluyoruz videolarımızdan. Bakarsınız. Peki güzel, planlanan bütçe yapıldı. Gerçekleşen bütçeyi de yaptılar. Bize denecek ki yıl sonunda veya işte burada geldiğinde bu ay sonunda diyelim Mayıs ayında bir karşılaştır bakalım. Bizler de karşılaştıracağız. Bakınız gidiyorum, siliyorum, basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi karşılaştırma ve başarı oranıyla buluyoruz. Yani yapılan işlem aslında 1000 liraydı, şuydu, şöyle düşünün, geldim. Bunu buna bölüyorum arkadaşlar. Burada diyorum ki sen %89 başarılısın. Daha çok satış yapsaydı, atıyorum 1.300 bilmem ne olsaydı ne olacaktı rakamımız? Ondan sonra tabii bunu yüzde olarak düşüneceğiz. Ondan sonra arkadaşlar %34 başarı olmuş olacaktı. O oradan geldiği için, yani bu formülle bağlı değil, direkt şey yaptığı için, ondan sonra yani gidip şeyi değiştirirsek %34 gelecektir. Yapalım, tamam. Ocak ayında 1.300 sattığını düşünelim. Ondan sonra ve tekrardan düğmemize basalım. Gördüğünüz gibi %130 başarı olduğunu gösteriyor. Ya farklı aritmetik yapabilirsiniz. Yani o konuda diyecek bir şey. Burada amacımız gerçekten karşıma çıkan bir olaydı. Böyle bir şey sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü bu hep yapılıyor. Power Query ile Power Pivot'ta da yapılabiliyor. Böyle şeyler. Belki karmaşık bir formül de oluşturabilirsiniz. Tabii formül tek tek değil de tek formüle tak tak çekip yapabilirsek o da bir çözüm olarak gelebilir, olabilir. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Birlikte adım adım kodu yazalım ama biliyorsunuz her zaman kod yazmadan önce bir algoritma geliştirelim. Mümkünse tahtaya geçip yazalım veya kağıtta bu algoritmayı bir akış şeması olarak hazırlayalım. Arkadaşlar, buradaki bakın mantık şu. Yani yollardan birisi bu. Bir kere iç içe döngü sistemi gerekecek. Çünkü biz burada 4 ay için, 6 ay için, 12 ay için bir döngü dönecek. Bir kere bir döngü. O içerisinde yani her bir ay için bakıldığında gidip planlananı okuyacak, gerçekleşeni okuyacak, ne kadar veri varsa ondan sonra da onları birbirine oranlayacak, çıkarır, bölebilir, çarpar, yazabilir. Yani demek ki birinci döngümüzün bir tanesinde gelip bu yani sütun sütun işleyelim, ana döngümüz sütunları sayacak, sütun içerisinde buradan, buradan, buradan okuyacağız ve böleceğiz. Birinci döngüyü böyle bitirdik. İkinci döngüde yani sonuçlarımızı sütun olarak dökeceğiz ama sonuçta yaptığımız döngüler bu sütun olarak kayarken diğerinde de arkadaşlar yatay olarak yani ne kadar veri varsa o kadar kayacak. Beraber yapalım. Şunu kapatayım ben. Onun için ayrı bir dosya hazırlamıştım. Arkadaşlar bütçe karşılaştırma diyelim. Şunu indirelim. Evet. Aynı şekilde planlanan, gerçekleşen, karşılaşma. Bunu yazdım, problem değil. Bunu da hallederiz. Sonuçta onu da getirebilir. Ama hepsi aynı satıda. Yani bu kadar gelir var. İkisinde de 4 ay var. Bunlar zaten olması gereken şeyler. Programımıza gidelim. Şimdi arkadaşlar o yapılmışı orada. Option Explicit biliyorsunuz değişken tanımlamaya zorunlu kılıyor. Ciddi programlarda mutlaka gerekir. Çünkü onu yapmazsak birinde satır deriz, satır deriz, satır deriz. Farklı farklı yani size hata yapmayı engeller. Bir kere o kullanılacak, problem değil. Sub diyelim.
Hesap bütçe karşılaştır. Tamam, çok iyi değil. Evet, şimdi gelelim bu döngü mekanizmasına. Tamam, şu değişkenlerimizi tanımlayalım arkadaşlar. Ya satırları sayacağım. Burada okuma ve yazma sütundan kastım şu. İki ayrı sütun takip ediyorum arkadaşlar. İki ayrı sütun. Bir buradan okuyacağım sütun, buradan okuyacağım sütun. Bir de buraya yazacağım sütun. Çünkü artarak gidecek buradaki. Onlar birer artacak. Bu ikişer artacak gibi. Yani her bir ayın içinde. O anlamda arkadaşlar iki ayrı sütundan takip ediyorum. Farklı öğünler olabilir. Şimdi bakınız for şimdi dış döngü diyelim buna. Döngü sütunlar için dedim. For okuma sütunumuz var. Veri okumak için. Okuma sütun eşittir 2 to 5. Şimdi açıklayacağım, hiç merak etmeyin. Şundan okuyacağım ya. 2'den 2, 3, 4, 5. Ha 12'ydi, ne o kadar varsa o zaman arkadaşlar bizim aynı şekilde şu son satır yaptığımız gibi son sütunda yapabiliriz arkadaşlar. Bunu right diyerek, column diyerek yapılabilir. Veya işte 12 aysa 2'den kaça kadar olacak? 2, 3, 4, 5, 13'e kadar mı olacak? Bu şekilde. Hemen onun next'ini koyalım. Demek ki bu bizim okuma sütun. Bu bizim dış döngümüz arkadaşlar. Bununla satırları okuyacağız. Güzel. Buradan da okuyacağız, buradan da okuyacağız. Devam edelim. Şimdi geldik. Tamam, birinci sütunu okuyacağız. Tekrar bir döngü. For 2'den ne kadar varsa 6 satır için, yani 7 burada 6 satır var. İsterseniz ne kadar varsa diye de okuyabilirsiniz. Artık şeyinize göre ne diyelim verinizin yapısına göre. Bakınız şunları en son koyalım. Bunlar başlıklar için yaptım. Şu hepsi bu kadar aslında. İsterseniz şeyi ne kadar yapabilirim. Ama 2'den 7'ye kadar eminsek böyle. Ya da 7 yerine direkt bu buradaki ne kadar satır varsa onu da kullanabiliriz, sorun değil. Beraber yazalım şimdi. İç döngümüz var. For arkadaşlar. Bildiğiniz satırı burada devreye sokuyorum. Satır eşittir. Aslında satır değişkenimizi de tanımladık. İlk sıfırlayabiliriz, şey yapabiliriz ama en azından şey yapabiliriz. 2, 2, 7. Ya bizim 7 satır yok, 1000 satır var. Yani bütçelerde biliyorsunuz her gün satır girilmez. Ama girileceğini varsayıyorsanız da tabii ki 7 yerine son satır diyelim. Tamam, son satırı şuradan alalım. Ondan sonra Sheets planlanandaki, ondan sonra This Workbook'ta yazılabilir. Yani şunun yerine son satırı da koyabiliriz. Tamam. Next satır. Bu da iç döngümüz. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu alıp buraya koyacağız. Hedefimizde karşılaştırma var. Yani this workbook'unu yazmadık. Siz yazarsınız arkadaşlar. Onun da şeyi hani aynı bir dosya daha açıktır. İçinde böyle bir sheet vardır. Onu okuyabilir. Böyle şeyler olabilir. Ona dikkat etmek lazım. Karşılaştırma. Evet. Sales biliyorsunuz satırına dalacağız. Satır. Ha, şimdi karşılaştırmanın geldik. Şimdi önemli olan burada sütun. Bakın burada da neyi devreye sokacağız? Okuma sütunumuz var. Yazma sütunumuz var. O zaman şunları bakın, değişkenleri ayarlatmışız. Okuma sütun, yazma sütun, satırı da sıfırlamışız. Gerek yok ama onlara gerek var. Ondan sonra bakın arkadaşlar, satır, yazma sütun. Tamam.
eşittir diyelim. Alta geçiyorum bu. Şimdi demek ki biz iki satırdan başlayıp ne kadar varsa gideceğiz. Bu karşılaştırmanın ikinci sütununa yazacağız bunu. Bakın tamam için iş döngü dönecek. Sonra bu döngü bitecek, sütun artacak 2. Yani bu döngü içerisinde 2'yi okurken arkadaşlar ikinci sütun için ondan sonra ikinci sütunları okurken diyelim. Burada biz burada karşılaştırma sayfasında planlanan gerçekleşen oranı 3 işlemi de yapmamız gerekecek. 3 işlemi de şimdi yapalım. Peki buraya neyi koyacağız arkadaşlar? İşte önce şeyi kullanacağız. Hemen şunu yazalım. Sonra check ederiz. Sheets. Önce planlananı koyuyoruz. Sales, satır. Oradan getirdik. Bununki o yazma sütun 2 idi tamam. Bununki okuma sütun olacak. Esprimiz orada. Yani bir sütun değişkenimiz okumak için kullanıyor. O sabit 2'de kalacak. Sonra uygun artışlar yapacağız. Öbürü ise arkadaşlar yazma sütunu. Onu da uygun artışlarını yapacağız. Bir kontrolümüzü yapalım. Evet, yazma sütun, okuma yazma sütun, okuma sütun. Evet, görmüş olduğunuz gibi planlana gitti. Bu tamamıyla format için. Onu şey yapabiliriz. Devam edelim şimdi. Şu ikisini alayım. Ondan sonra. Evet. Şimdi bu ne yaptı? Planlananı aldı. Karşılaştırmaya koydu. Bakınız devam ediyorum arkadaşlar. Yine karşılaştırmaya aldık. Bu sefer gerçekleşen sayfasındakini aldık. Yazma sütunu bir artırdık. Neden? Çünkü planlanan da burası planlanan, burası gerçek sütunu bir artırdık yazma sütununu. Planlananlar normal daha 2'de okunuyor duracak. Adım adım da işletir, kontrol ederiz. Bunu da yaptık. Peki üçüncüsünde bölme işlemi yapacağız. Elimizde ne var? Şu ve şu var. Tamam kendimiz yapalım. Karşılaştırmaya tekrar gidiyorum. Ne olacak sizce karşılaştırmanın? Tekrar bir artırmıştık yazma sütun 2 idi. 2 artırıp ondan sonra gerçekleşen bölü planlama. Evet, bu kadar. Şimdi bir kontrolümüzü yapıp beraber testimizi yapalım. Arkadaşlar 2 tamam yazma sütun. Diğerleri formatları. Ha. Şunları da şey yapmamız lazım. Ondan sonra onu da yapalım. Geldik. Birinci döngü bitti. Tekrar şeye geçecek. Bakın o kendisi artırıyor okumayı. 2, 3, 4, 5 için yapacak. Bu okumalar planlanan ve gerçekleşenler için. Yazacağımız yerdeki artırımımız 3. Neden 3? Çünkü biz burada 1, 2, 3 yaptık. Tekrar buraya geldik bir ay için. Tekrar buraya geldik. Çalışmışını hatırlayın. Böyle üçerli bloklar şeklinde gidiyordu. Bu da döngü değişkenin sıfırlanması. Evet, gerekebilir değişken. Evet, şimdi işleyişimize bakalım beraber arkadaşlar. Şimdi amacımız aslında tam bir döngü çalışması. Yani for next döngüsü yapıyoruz. Bu döngüyü yaparken de buradan oku, buradan oku, buraya yaz ve daha sonra böl gibi bir çalışma yapıyoruz arkadaşlar. Gidelim. Sütunlar için 2'den 5'e kadar, 12'ye kadar, 24'e kadar veya kaç sütun varsa yaptık. Her biliyorsunuz dış döngü, iç döngü şu demek. Bu döngü bir kere dönerken tekrar burada bu çalışacak. Buraya gelecek, bura çalışacak. Yani bunlar sıralama işlemlerde iç içe döngü ifler. İşte bunları kontrollü biçimde yapacağız arkadaşlar gerektiğinde. Şimdi 2 için geldik. 2'yi ne için kullanıyoruz? Okuma sütunu olarak. Burada, burada, burada. Yani aslında şeylerden okuması planlanan. Yazma sütunumuzu kendimiz bir değer verdik.
Yazma sütunumuzu artı bir artı iki diyoruz. Sonra üç ekliyoruz. O okunanları yazacak şekilde yapıyoruz. Şimdi bastığımızda eğer her şey yolundaysa seyredelim programımız. Gerçi yapılmışı var. Ne olacak? Verilerimiz okunmuş, gelecek. Şuraya bakalım. Planlanan kadar sayılacak. Ondan sonra bunu evet, tamam. Yani isterseniz bunu bir değişkene de atabilirsiniz. Son satır diye kullanabilirsiniz. Problem değil. Görelim. Evet. Yaptık arkadaşlar. Bunlara formatını getireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi işte formatları gelince %90 başarı, %116 başarı gibi gelecek. Gördüğüm kadarıyla da rakamlar da doğru. Şöyle bir bakıyorum. 900 bin milisaniye gibi hani bir yanlışlığımız var mı? Test ederiz demiştik her şeyi. Bunu da test etmek lazım. Evet, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi iki iç içe döngü yaptık. Bunun bir tanesine karşılık içeride ne olacaksa hepsi yapılacak. Sonra bu artacak. Şuraya geldiğinde biliyorsunuz 3 olacak. 3 için gelinecek, bu yapılacak. Ondan sonra bunlar, daha sonra 4 için, 5 için. Bunlar da kendi içerisinde yine her bir satır kadar okunup gidilecek. Peki, başlıkları nerede dersiniz? Arkadaşlar, başlıklarında da bir esprisi yok. Başlıklarını nasıl koyarız? Başlıklar, şurada, birinci satırda olan olaylar. Buraya Ocak P, yani burada okuduğumuzu, Ocak G, Ocak gerçekleşen, bu da başarı oranı gibi bir mantık yazmamız gerekiyor. Orada da arkadaşlar, yani kodu paylaşırım sizinle, şey yaparız. Şöyle bakın, ay adları için, ondan sonra gördüğünüz gibi, ondan sonra karşılaştırmaya yine yazmak üzere. Burada bakın, bir, yani birinci satır sabit. Yine o bizim yazma sütununu burada da kullandık. Ondan sonra bunlar da renkleri. Ondan sonra bu şekilde yapmak için. Demek ki bunu buraya aldığımızda, hani ben şeyle paylaşırım, zamanınızı almayalım. Bu ayrı bir şey. Değer yazmadan farklı olarak buraya da ilgili renkleri getiriyoruz arkadaşlar. Bastığımızda işte gel. Hani yüzdeleri falan filan nerede? Arkadaşlar, onları da olmazsa şu kodu sizinle paylaşırım. Ondan sonra burada yüzdeleri de var, şeyleri de var bu şekilde. Evet arkadaşlar, sizlerle yine bir iç içe döngü çalışması aslında. Ama bir de iş yapıyoruz. Power Query, Power Pivot'la da bunu yaptım. Bilmiyorum videolarımda var mı ama egzersizlerim içerisinde vardı. Bakarız. Eğer formülle yapılması önerileriniz varsa paylaşırsınız, yaparız. Ne olabilir? Bir formül yazacaksınız ama tek formül olsun, tırk çekilsin. Yoksa hani yaz et bilmem ne. Biliyorsunuz biz burada ne kadar kayıt varsa hepsini bir düğmeyle yapabiliyoruz. Esprisi o. Ondan sonra dolayısıyla düğmeyi de nasıl ekliyoruz böyle şeylere? Biliyorsunuz yani bir buton eklenerekten veya böyle bir şey eklenerekten buna ilgili makromuzu atayaraktan, ondan sonra bütçe karşılaştır demiştik. Ondan sonra bastığımızda bütçemizi karşılaştırıyor. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.